Dün böyle pırasalı kıymalı bir iç hazırlamıştık. Şimdi ondan gözleme yapıyorum. Anca sabah kahvaltısı yapacağız. Saat bu arada 5'e geliyor. Size bir makyaj çektim bu arada. Bunu IGTV'ye zaten yüklemiş olurum siz bunu izlediğinizde. Ne kadar da kaplan biri. Evet, saat şu anda 1 ve ben Getir'den sipariş verdim. Niye? Çünkü diyete girmeye karar verdim aniden. Kaç tane YouTube videosu izledim. Biraz gaza geldim galiba. Çünkü böyle şey izledim, hani 5 ayda 25 kilo verdim falan gibi. Dedim ben niye vermeyeyim yani, 10 kilo versem çok güzel olmaz mı? Yulaf lapası tarifi aldım. Onun için yulaf ezmesi söyledim. Muz, çilek, bir de fitnat. Kedimin adı. Bunu söyleme sebebim de şeker ilavesiz olması. En iyisi buymuş şu an piyasadaki, yani kendi yapmadığım sürece. Bir yulaf lapası yapacağım şimdi. Bunu tabii ki bu saatte yemeyeceğim. Yarın için yapacağım. Bakalım bu diyet ne kadar sürecek yani, çünkü ben bu karantinada gerçekten şu anda çok kilo aldığımı hissediyorum ve bu beni mutsuz etmeye başladı. Zaten mutsuzum sürekli evde olduğum için ve kilo almak beni daha da mutsuz etmeye başladı. O yüzden biraz böyle hani kendimi iyi hissetmek istiyorum. Kilo verdiğimi görürsem mutlu olurum diye düşündüm. Bir yandan da şey hayali kuruyorum tabii, hani karantina biterse ve tatil yapabilirsek falan gibi. Çünkü bu sene şu anda çalışmadığım için yazlığa gitme planım vardı. Çünkü ben her yaz çalışıyor oluyorum ve yazlığa gidemiyorum. Bakalım, göreceğiz. İyi düşünüyorum yani, pozitif düşünüyorum. Şimdi lapa yapacağız sizinle. Muzları da koydum. Şimdi dolaba koyacağım. Bunlar çünkü yarın hem sabah için düşündüm, hem belki öğlen, belki akşamüstü, bilmiyorum. Yani meyve eklemesini ve aslında fıstık ezmesi eklemesini yarın yapacağım. Şu an böyle sadece ikisi donacak. Ablam deli birisi olduğu için 7 derecede balkon yıkamaya karar vermiş. Sen ne yapıyorsun derseniz ben su taşıyorum. Günaydın aşkım. Günaydın bebeğim. Ben mutfakta olduğum için tabii ki Fitnat da şu anda beni bekliyor. Belki ona da bir şey çıkar diye. Şimdi bunu dolaptan aldım. Böyle üstünde siyah bir şeyler olmuş. Ben bunları biriken tarçınlar diye düşünüyorum. İki tane çilek kestim. Bir de şu Fitnat'tan koyacağız şimdi. Bak! Adaşın! Adaşın bu. Yiyeceğim şimdi senin götünü. Fıstık ezmesini koymadan önce şu yağ tabakasına şöyle karıştırmamız gerekiyor. Bir çay kaşığı koyacağız. Ben tadını gerçekten beğendim. Böyle sütlaca benziyor. Hafif bir tadı var yani. Görüntüsü kötü olabilir ama ya bununla kilo vereceksen veririm gerçekten. Akşam yemeğinde de ezogelin çorbası var. Bu arada diyete başladığımdan beri 2 kilo verdim. Tartıldım az önce ve ben de çok içindeyim. Böyle devam edeceğim. Günaydın. Günaydın Fito. Evet, şimdi yeni bir gündeyiz. Yeni uyandım. Esnemeden belli olduğu gibi. Dün gece şundan birazcık yemiştim, bu lapamdan. Şimdi onun kalanını yiyeceğim, bir de kahve içeceğim. Sabah kahvaltım bu kadar. Bu arada 3 kilo vermişim. 3 kilo. Ve kısa bir sürede yani. Muhtemelen ödem falan atıyorum şu an ama. Bütün tartıda o rakamın düşmesini görmek çok
mutluluk verici yani. Neş banyosu keyfi. Senin ya ağzını yerim ha. Ne yapmış? Mumu düşürdü. Bunu kim yaptı? Sen mi yaptın? Hı, sen mi yaptın? Bana bak. Ben yaptım de şimdi. Yine mutfaktayız ve pizza yapacağız. Okuma yazan yok mu? Böyle gösteriyoruz. Okusunlar diye gösteriyorum. Salak. Günaydın. Tamam sen uyu uyu. Ben dün yine bu yulaf ezmesinden yapmıştım. Şimdi onu yiyeceğim sabah kahvaltısı olarak. Bir de bu arada ring light'ım geldi ama galiba bozuk ya, anlayamadık. Yani ışığı bir yanıyor, bir yanmıyor. Şu an yanıyor. Işık değiştiriyorsun falan. Şu anda çalışıyor, bilmiyorum. Az önce yanmıyordu. Yeni bir tarifle merhaba arkadaşlar. Kompleksi tavuk yapacağız şimdi. Bunu yine sağ tarafa koyarım ben. Yine buraya da koymuş olayım ve fotoğrafını koyarım yani. Şimdi başlıyoruz. Şuraya büyük bir diş sarımsak rendeledim. Aslında iki diş de olabilir. Tavukları burada marine edeceğiz. O yüzden kesik kesik koyuyoruz. Yani aslında sosunu da bunun içinde yapmış olacağız. Şimdi bir paket kremayı dökeceğim. Üzerine biraz da sarımsak sosu döktüm. 3 yemek kaşığı da soya sosu. Son hali böyle. Şu an biraz kötü görünüyor olabilir ama piştiğinde emin olun güzel olacak. Bu arada bunu normalde bir gün bekletmek gerekiyor. Yani çok daha güzel marine olmuş oluyor tabii ki. Sosun içine çekmiş oluyor ama biz bugün bekletemeyeceğiz maalesef. Bu arada biz bunu 4 parça tavuktan yaptık. Karnım acıktı. Şunu içeceğim. Tavuğu komplekse bulmayacağız. Bu klasik olan yani hiçbir şeysiz olanı. Tavukları zaten sabah yapmıştık. Ben üzerine çok az da kajun dökeceğim. Mama mı bekliyorsun?
Sıcak şu an, veremem bunu. Ama ağız sulanıyor. Bekleyecek. Makyaj çantası aldım kendime. Nasıl? Ben bayağı beğendim ve fiyatı da çok uygundu açıkçası. Şöyle içine de palet falan her şeyi sığdırdım. Ki daha çoğu eşyamı koymadım yani. Çok tatlı. Şimdi kendime bir yandan tost yapıyorum. Bir yandan da bir tane kahve tarifi vereceğim. Aslında dünyanın en basit kahve tarifi. Ama yine yapıyorken göstermek istedim. Filtre kahveyi zaten şimdi yaptım. Böyle az bir şey yaptım. Kahveyi buz kalıpların içine dolduracağım. Ama birazcık burada soğuması gerekiyor. Soğuduktan sonra buzda atacağız ve direkt olarak laktozsuz sütün içine atacağız o kahve buzları. Gerçekten çok güzel bir tadı oluyor. Buradan kalanını da kendim içeceğim. Bu arada tostum da olmuş. Tostumun içinde krem peynir, hindi füme, pesto sos ve çeçil peyniri var. Buzluğa kahvemizi döktüm. Şimdi onun soğumasını bekleyeceğim. Kalanından da kendime bir kahve yaptım. Evet, sabah kahvaltım bu kadar. Ne yapıyorsun orada Fitnat? Başka hiç yer yoktu değil mi anneciğim? Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Evet, kahvelerimiz buz tutmuş. Bu da laktozsuz sütüm. Yapalım bakalım kahve. Yeniden merhaba. Işığı çok güzel bulmuşken birazcık sizinle konuşayım istedim. Bu video birazcık böyle durağan geçti. Bunun sebebi artık sanırım birazcık moralimin de bozuluyor olması. Yani sürekli evde olmak bana artık çok iyi gelmemeye başladı. Hani bu bazılarında çok erken olmaya başladı ama ben de böyle daha yeni yeni artık evden sıkılmaya başladım gibi bir durum var. Bütün gün ne yapıyorum size onu anlatayım. Öncelikle gece aslında uyuyamıyorum yani böyle sabaha karşı 7'de 8'de falan anca uyuyabiliyorum. Bu saate kadar işte film izliyorum, dizi izliyorum, oyun oynuyorum, sürekli oyun oynuyorum aslında. Yani 1 falan 12 bunlar çok nadir. Hani genelde 2-3'de uyanıyorum. Uyandıktan sonra işte ya kahvaltı yapıyorum ya kahve içiyorum saat. Ondan sonra işte akşam yemeği ve yine oyun, dizi, film. Yani bütün günüm artık böyle geçmeye başladı. Hani yeni hiçbir şey yapmıyorum. Birazcık açıkçası artık ben de bunu anlamaya başladım. Yani 20 günü geçti, evdeyim. Size daha sonra bir dizi film önerisi yapacağım. Hem işte Netflix'te neler izleyebiliriz. Yani benim izleyip beğendiklerimi önereceğim size. Dizi film karışık. Sonrasında da evde bizim bayağı bir DVD koleksiyonumuz var. Ablam da sanat yönetmeni olduğu için. Onlardan size bir şey yapayım istiyorum. Hani yani Netflix'te var mı yok mu emin değilim ama normal böyle film sitelerinde bulabilirsiniz. Hani evde sevdiğimiz DVD'lerden de bir tane bir video çekeyim istiyorum. Şimdi size oynadığım oyunları söyleyeceğim. Belki yani siz de seversiniz ve oynarsınız. Öncelikle bir tane restoran oyunu var. Bunu en çok bunu oynuyorum gün içinde. Bu restoran oyununda öncelikle bir burgerci gibi bir şey açıyorsunuz. Level atladıkça yeni yeni bir sürü mekanlar açıyorsunuz. İşte pizzacı, sushici, ne bileyim steakhouse falan filan bir sürü. Ben bayağı ilerledim tabii ki artık. Adı şey Cooking Diary. Zaten şöyle hani böyle aplikasyon şeyini falan filan koyarım. En çok bunu oynuyorum gün içinde. Çünkü ben böyle o yemek yapma işleri falan filan çok seviyorum zaten oyunları. PUBG'yi zaten biliyorsunuz. PUBG Mobile oynuyorum yine. Ama onu bu arada daha az oynamaya başladım. Sonra Smashing 4 diye bir tane oyun var. Onda da 4 tane karakter seçiyorsunuz. Karşıda 4 karakter oluyor. Siz işte turlarda ilerledikçe başka karakterler de açılıyor. Ve bu karakterle yarıştırıyorsunuz. Bir yandan karakterlerinizi yükseltiyorsunuz. İşte güçler artıyor vesaire vesaire. Çoğu karakterin de kendine özel güçleri var. Restoranda olan canı kanmayınca Smashing 4'a geçiyorum. Başka ne oynuyorum? Sims oynuyordum. Telefondan. Free play olanı ama o da çok sıktı. Sims'i sildim. Yani bilmiyorum ilerlemiyor bir türlü. Call of Duty Mobile'de oynuyorum. Ama o da artık çok sarmıyor sürekli. Aynı oyun yani. Bilmiyorum oyunlarınız varsa siz de aşağıya bana yazabilirsiniz. Çünkü ben böyle indirip bakıyorum yani. Aha şey oynuyorum. Ben bunu ilkokuldayken oynuyordum. Kulüp Penguin diye bir internet sitesi var. Yani bu telefona özel değil. Orada işte hani bunu Sims gibi düşünün ama penguensiniz. Ve penguenleri yönetiyorsunuz. İşte bir tane hayvan sahipleniyorsunuz. Ama böyle köpek kedi falan diye adı böyle Puffle gibi bir şey. Ve böyle etipofa benzeyen bir hayvan oluyor. Onun rengini seçiyorsunuz. İşte penguenizin rengini seçiyorsunuz. Penguenizi giydiriyorsunuz. Buna ev yapıyorsunuz ve online bir oyun. Yani serverları var. Orada oynayan herkes gerçek. Hani bir yandan yazışabiliyorsunuz falan da. Sürekli işte oyunlar oynatıp. Mesela işte balık tutuyorsun. Hamallık yapıyorsun. Pizza yapıyorsun. Bir sürü oyun şeyi var. Zaten orada görüyorsunuz. Hani games diye bir ayrı bir şey var. Onu tıklayınca işte oyunlar oynuyorsun. Oradan para kazanıyorsun. İşte kazandığın paralarla da alışveriş yapıyorsun. Hem kendini giydiriyorsun hem evini giydiriyorsun. Evini giydirmek.
Yani evini düzenliyorsun. Bunu en son ilkokuldayken oynamıştım dediğim gibi. O zamanlar tabii öyle çok fazla oyun yoktu ve hani bu benim için böyle mükemmel bir oyundu. Şimdi yine bunu oynamaya başladım. Bu arada ben hiç kameraya bakmıyorum şu an çünkü telefonla çekiyorum, şuraya bakmam lazım aslında ama şu an şaşı gibi ben direkt kendime bakıyorum. Bu arada sürekli şey soruyorsunuz işte, Hristiyan mısın, neden kolye takıyorsun diye. Şu kolyemi göstereyim. Ya ben bunu aslında sevdiğim için takıyorum. Hristiyan değilim. Yalnızca hoşuma gitti şu detayı. Zaten hani böyle haç gibi de değil, kılıç da gibi ama haç da olsa, yani düz haç da olsa beğendiğim için takabilirdim. Yani böyle çok fazla anlam yüklemeyeyim bence. Sadece öyle beğendim ve taktım. Zaten ben böyle bir takıyı takınca gerçekten çıkarmıyorum. Yani saatimi, yüzüklerimi, bileklerimi falan böyle direkt olarak bunlarla duşa giriyorum. Hani birkaç ay boyunca bunları kullanıyorum. Sonra eskince yenisine yerini takıyorum veya sıkılınca işte başka bir şey oluyorum, onu takıyorum ve onu da yine 2-3 ay boyunca kullanıyorum. Yani ben değiştirme huyu pek yok. İşte bugün bunu taktım, yarın bunu takayım falan, öyle bir şey yapmıyorum. Ben böyle bir tane takıyorum ve 3-4 ay boyunca onu kullanıyorum. O yüzden bu sürekli bu oyunda. Yani bundan önce başka bir kolye vardı. Bundan sonra da başka bir kolye olacak. Yani tamamen sevdiğim için takıyorum. Bunu da bu sorunuza artık cevap vermek istediğim için söylemek istedim. Çünkü bu her videomda geliyor. Ve cevaplıyorum birkaçına ama yani bir daha başka biri yazıyor, başka biri yazıyor. Yani hepsine cevap vermektense buradan söylemiş olayım istedim. Muhtemelen yine gelecek bu arada. Hani bu videoyu izlemeyen biri sonra bana yine soracak. İşte Hristiyan mısın diye bunu takıyorsun diye ama olsun, ben yine de söyleyeyim dedim. Size sürekli takılarım nereden aldığını soruyorsunuz. Bununla ilgili daha ayrıntılı bir video çekmeyi düşünüyorum o yüzden. Ama zaten en çok sorulan takılarımı ben bir tane videomda anlatmıştım. Videomun sonuna koymuştum sanırım. Ve o videonun altında yine takıları nereden aldın yazmışsınız yani. Videoda anlatıyorum ve videonun altında bu soru var. Takıları nereden aldın diye. Demek ki videomu izlememişsiniz. Ve izlemeden soru sormuşsunuz. Beni gerçekten üzdü. Videoyu buraya bırakacağım. Oradan bakarsınız. Artık izlersiniz diye umuyorum. Orada bileklerimi ve saatimi söylüyorum. Çok sevdiğim bir yüzüğüm vardı, göz işaretli. Onu Çağla ile birlikte almıştık ve bizim kardeşlik yüzüğümüzdü ve şu an onu bulamıyorum. Evin içinde kaybettim resmen. Muhtemelen ben onu bir yere koydum ve fitnat böyle pati 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 yapıp onu düşürdü bir yerin altına diye düşünüyorum. Baktım da aslında böyle koltukların altına baktım, yatağın altına baktım ama yani nerede olduğunu bulamadım. Bu beni çok üzüyor şu anda. Umarım bulurum. Sanırım bu video bu kadar olacak. Yani başka söyleyecek bir şey şu an aklıma gelmiyor. Hani ne anlatabilirim falan. Çünkü günüm gerçekten çok çok durağan geçiyor. Hani anlatabileceğim, gösterebileceğim bir şey şu anda bulamıyorum. Eğer böyle ilgi çekici bir şey yaparsam tabii ki yine onu çekerim video ama zaten bu video yine ben 5-6 gündür çekiyorum biliyorsunuz. Çekmeye başlayınca ben duramıyorum ve 5-6 gün boyunca devam ediyor. Bugün öyle oldu. Ama böyle o kadar sıkıcı oldu ki bence. Yani bilmiyorum, belki siz izlerken sıkılmıyorsunuz ama ben bir şey yapmadığım için hani sürekli şey diye düşünüyorum. Acaba sıkıcı mı oldu, izlerken sıkılacaklar mı falan. Bu da beni geriyor açıkçası. O yüzden artık kesmek istedim. Hani pek bir şey yapmadığım için. Ben de artık evde kalan herkes gibi PT seti söyledim. Onun gelmesini bekliyorum. Orada size işte belki birkaç hareket falan çekerim. Bu arada ben videonun başında diyorum ki işte 2-2,5 kilo verdim gibi bir şey. Ve o kilo öyle kaldı. Ben süper sağlıklı beslenen bir insan değilim. Ama şimdi laf lapısı falan yapmaya başladım. O gerçekten tok tutan bir şey. Ve onu genelde kahvaltıda yiyorum. Veya kahvaltıda işte başka bir şeyler yiyip onu böyle öğlen yiyorum. Akşam da daha az bir şey yiyorum. Yani günümü ben ayarlıyorum aslında. Hani bir öğünde abarttıysam diğer öğünlerde onu dengeliyorum. Mesela 2-3 gün boyunca hani sadece bir öğünde abartıyorum. Yani bir günün bir öğününde. Diğer günlerde daha az bir şey yiyorum ki o dengelensin diye. Yoksa böyle hani ben aşırı diyet yapan vesaire bir insan değilim gerçekten. Hiç öyle biri olmadım. Yani bana hani ne diyet yapıyorsun falan diye yazarsınız muhtemelen diye bunu söylemek istedim. Diyet yapmıyorum. Sadece dikkat ediyorum. Daha az yemeye çalışıyorum. Abur cubur kestim yani. Çikolata yemiyorum, kimse yemiyorum. Ne bileyim kola vesaire zaten içmiyorum. Asitli ve şekerli içecekler. Ben de şeker de kullanmıyorum bu arada. Hani ne çayda ne kahvede. Ve olabildiğince az yağlı şeyler yemeye çalışıyorum. Zaten bu süreçte evde olduğumuz için hani dışarıdan yemeği de komple kestik ve o kızartmalar vesaireler şu anda yok. O zaman kapanışa geçiyoruz artık. Madem öyle, videonun sonuna geldik. Beni sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz kanalıma abone olmayı ve videomun bildirimlerini açmayı da unutmayın. Ben videomu beğenmeyi de unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.